Böyle bağırıyorsunuz, birileri sinir oluyor. Yapmayın. İnsanların sinirini bozmayın. Muhteremlerin azabını bozmayın. Öncelikle aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Evet, şimdi biz 20 Ocak 2020'den beri esnaf esnaf, dükkan dükkan geziyoruz. Bunun anlamı şu, uzun bir zamandır birbirine düşürülen şuculuk buculuk üzerinden komşunun komşuya düşman edildiği, kardeşin kardeşten soğutulduğu, nerede doğduğumuz, neye inandığımız üzerinden kavga ettirildiğimiz bir düzenekten kurtulmanın yolu bu esnaf dükkanları içerisinde gördüğünüz müşteri veli nimettir inancını siyasetçi cenahına seçmen veli nimettir inancı haline getirebilmek için geldik. Bu dükkanların içinde bugüne kadar hiçbir siyasi partiyi yermedik. Hiç kendi partimizi övmedik ve propaganda yapmadık. Sadece oradaki dertleri, oradaki bize söylenenleri, bizden istenenleri, talepleri dinledik. Onu milletvekillerimiz, yetkili arkadaşlarımız aracılığıyla meclise getirdik. Mecliste soru önergeleri, araştırma önergeleri, kanun teklifleri haline getirdik ve duyulmasını sağladık. Ben grup konuşmalarının içine koydum, çözümlerini ürettik, iktidara da dedik ki, ah al kullan, ahan da bunlar miri maldır, al kullan, seçmenimizin talebi budur, insanımızın isteği budur. Dolayısıyla al kullan, yerine getir, sen kazan. Ama yapmıyorsan biz yapacağız, o zaman da biz kazanacağız. Şimdi lüzumsuz tartışmalar sizi çırak çıkarıyor. Birinci önceliğimiz seçmenimizin, milletimizin çırak çıkmasının önüne geçmektir. O dükkanların içinde neler mi gördün? Besici gördüm, ağlıyor, gebe ineğini göndermiş kasaba kesime. Kimi gördüm? 92 puanla oğlu atanamamış, oğlunun 58 puanla arkadaşı atanmış. Çünkü AK Parti bünyesinde ayısı varmış, dayısı varmış. Ama oğlu atanamamış, bağıra bağıra ağlayan anneler gördüm. 10 maaş, 5 maaş, 11 maaş, 15 maaş alan danışmanların karşısında hissettiği çaresizliği gözündeki yaşla dile getiren gençler gördüm. Bu ülkeden nefes alamıyorum, iş bulamıyorum, mühendisim ama hiçbir yerde iş yok. Ben onun için Kanada'ya gidiyorum, garsonluk yapacağım diyen ağlayan gençler gördüm. Şimdi bütün bunların anlamı nedir? Bu bir harami düzendir. Meral Akşener'e Etim Esmut'ta PKK'lı ama Batman'da faili meçhulcü diyorlar. Hayatında PKK'ya taş atmamışlar, bize hakaret edebiliyorlar. Sizi gibi yalancı kolpacılar sizi. Sizi gibi yalancı kolpacılar sizi. Şimdi ama ne oluyor? Ama ne oluyor? Ama ne oluyor? Yıl 2005. Sayın Erdoğan gitti. Diyarbakır'da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepimizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu Korucubaşı milletvekilliği yapmış bir ağabeyi beni aradı. Milletvekilliğin düşmüş. Biz o zaman baraj altıyız. Bacım dedi, geldin elinde kaldın.
İşte açılımın, çözüm sürecinin başladığı zamanlar. Öyle bir konuşma yaptı ki, Allah bana dedi, torunlarım geliyor, yeğenlerim geliyor. Diyor ki, amca, dede, biz Kürt halkına ihanet mi ettik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durduk diye. Siz o insanları darma duman ettiniz. PKK'ya feda ettiniz, feda. Ulan siz kimsiniz de bizi suçlamak için? Siz kimsiniz? Şimdi yalnız şunu söyleyin. Şimdi şunu söyleyin. Bu can bu bedende durdukça, aham da yanımda Koray Aydın duruyor. Şüpheniz var mı? Var mı şüpheniz? Milliyetçiliğinden şüpheniniz var mı? Şimdi bu can bu bedende durdukça bu netlikte bir şey söyleyeyim. Ama Kürtlere bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK'nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK vatan hainidir. Bir terör silahlı ayrılıkçı terör örgütüdür, bu başka bir şey. Ama bizim Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bir il başkanımızın ailesinden 5 şehit var. Bunu nasıl unutacağız biz? Bunu nasıl unutacağız? Dolayısıyla hepimize düşen bir iş var. İşte bu şuculuk, buculuk üzerinden aynı zamanda devletinin yanında durmuş, gazisi olan, şehidi olan, aileleri de hızara veren bu dili birlikte ortadan kaldıracağız. Hem bu harami düzeni yıkacağız, hem de bu kolpacılığı ortadan kaldıracağız. Hepimiz el ele vereceğiz. Çünkü seçmen benim nimettir. Senin çocuğunu alarken birilerinin ki keyif atıyorsa, keyif çatıyorsa o bir harami düzendir. Dolayısıyla seçmen olarak ben bir nimetim değil, siyasetçi karşında resmi tadim hale getireceksin ve helal oylarınızla demokrasiyle sandıkta bu harami düzeni el birliğiyle birlikte götüreceğiz. Allah'a emanet olun. Sizler nasıl kardeşim? Başkanım çok şükür hani eski tarafımız yok ama yani yine elimiz ekmeği tutabiliyoruz. Kaç kişi çalışıyor burada? Biz 4 kişi çalışıyoruz. Sen çalışan mısın? Ben de çalışanım. Sen? Yani sahibiyim ama çalışanım tabii, yani. Aynen. Ben de burada. Tabii anladım. Şimdi şöyle artık sahipleri daha zorda. Yok çalışanız abi. Oğlum bak sahipler daha zorda aynen. Çünkü kirayı o ödüyor, elektriği o ödüyor, dolayısıyla sigortaları o ödüyor, bir sürü şey var. Vakıfları ödediği için dolayısıyla size kalan daha da az olabilir bu kadar büyüklükte bir yerde. Bir aydır elektrik faturası fazla geliyor. Klimayı açmıyordu, siz geleceksiniz ya. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Bakın helal et. Ne kadar geliyor aylık? Başkanım 2000 lirayı buluyor. Yani dükkan küçük, fazla ışıklar basmaya çalışıyoruz. Kira mı kendinize? Kira. Yani ben 3 kişi çalışıyoruz. 6000 küsur lira SGK ödüyor her ay. 6000 lira küsur sigorta dönem içinde haliyle bütün malzemeleri zam yapmam lazım. Zam yaptığım zaman da müşteri almadan çalışıyor. Yani biz de ne yapacağız şaşırdık. Bir peki burası başkanım... Zengin'de çok özür dilerim. Zengin'de bir yerdir Etimeskut. Peki müşterinizin alım gücü nasıl? Çok zayıf. Devam et bir çok şey dedi. Sayın Başkanım bir de bizim bu dükkanda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaş olarak TL ile hiçbir ürün satın alamıyorum. Ben bu şarj aletini dolarla, bu kılıfları, kırılmalı camları, yani şu dükkanda bulunan her şeyi ben dolarla alıyorum. Dolar da malum her geçen gün artıyor. Ne yapacağız? Abi, siz ne iş yapıyorsunuz? Çekmiyorum, oraya geldim de çalışıyorum. Bir kaza sonucu telefonum parçalandı. Şimdi olur mu olmaz diye geldim, olmaz dedi. Geçici bir telefon aldım dedim, şu telefonu zamanında 20 TL aldı. Şu an 300 TL'ye yapıyor. Hey gidi, ver bakayım şimdi. Hiçbir şey yok. Hey gidi, hey.
Vay vay vay. Bir tutayım dönüyor şu an mesela. Peki Etimesgut'un insanın alım gücü nasıl bu caddeden alışveriş edenlerin? Yani öyle çok güçlü değil. Orta. Eskiden iyiydi. Onun için yani söylüyorum. Biraz daha iyiydi. Evet. Tabii son iki alım gücü düştü diyorsunuz. Evet. Şimdi dün bu mağazanın, bu dükkanın sahibi zengine yakılaşır bir pozisyondaydı 2,5 yıl evvel. Doğrudur. Bugün orta kararsınız da. Yani şu an orta işte seviye halde düşüyor işte. Evet, onu söyleyeyim. Maaştan artması. Senden öğrendim. Sizden öğrendim. Ben bunu 2,5 yıldır geziyorum çünkü. Ondan sonra vergilerin artması, evet. İşte SSK katkilerin artması. O konu evet. Tabii ki bizim belimizi kırıyor. Kiraların bayağı bir artması. Elektriğin daha da bayağı bir artması. Şu an buraya... Ne kadar geliyor? Geçen ay 900 bin lira geldi. Bu yüzden bizde elizam gelirse ortalama 13 bin lira elektrik faturası buraya geliyor.